Merhabalar. Daha önceki videolarımızda Visual Studio 2022 kurulumunu ancak ASP.NET MVC projesi oluştururken Visual Studio 2022'de normal standart kurulum yaptığınızda ASP.NET Web Application kısmı yani MVC projesi açma kısmı gelmemekte. Bunu sonradan 2022 kurulumuna entegre edebiliyoruz. Bunu yapmak için de bilgisayarımızda programların olduğu alandan program ekle kaldır kısmından Visual Studio kurulumunu installer'ı değiştir diyerek yapabiliyoruz. 2000 yani Windows 11'de ayarlar kısmından uygulamalara gidiyoruz. Burada uygulamalar ve özellikler kısmına tıklıyoruz. Devamında Visual Studio uygulamamızı buluyoruz. Installer kısmını buradan buluyoruz. Şu 3 noktadan değiştir diyelim. Bize Visual Studio Installer'ı çalıştırmak istediğini söylüyor. Evet diyoruz. Karşımıza yine tıpkı kurulumda olduğu gibi Visual Studio kurulum installer ekranı geliyor. Burada yapmamız gereken değiştir kısmından kurmuş olduğumuz yani bileşenleri görme ve onlara yeni bir şeyler ekleme ya da kaldırma ekranına geçiş yapmış oluyoruz. Burada bizim daha önce kurmuş olduğumuz ASP.NET Web geliştirme ve masaüstü geliştirme eklentileri var. Yine buradan başka bir şey ekleyeceksek seçip indir ve yükle diyebiliriz. Bizim asıl burada kontrol etmemiz gereken kısım bağımsız bileşenler kısmında şurada ASP.NET Web geliştirme kısmında 4.7 ve ASP.NET Web geliştirme ön koşulları kısmı. Şöyle aşağı doğru geldiğimizde ben burada .NET'in daha önceki versiyonlarının tamamını 4.6, 3.5 vesaire hepsini kurdum. Görebilirsiniz. Şurada gelişmiş ASP.NET özelliklerini de kurdum. Bu standart kurulumla gelmiş bir şeydir muhtemelen. Ona ben dokunmadım. Daha sonra altta yine sonradan eklediğim SQL Server, LocalDB şurada gördüğünüz gibi kaldır diye hemen soruyor bize iptal diyorum. Bunları ekledim. Siz de yine kurulumunuza eksikse bunları şu videodan şöyle kontrol ederek ekleyebilirsiniz. Bunu yaptıktan sonra indir yükle deyip o kendisi kurulumu yapıp tıpkı Visual Studio kurulumundaki gibi kurulumu bitirdikten sonra size bu özellikleri de hazır hale getirmiş oluyor. Şurada yine alt kısımda başka şeyler var mı bakabilirsiniz. Buradan bakabilirsiniz yine. ASP.NET Web geliştirmede bunlar. Bağımsız bileşenlerde şu şekilde olanları görebilirsiniz. Tüm versiyonları kurmuş şekilde ben yükledim. Bunu yükledikten sonra da Visual Studio'yu açıp nasıl ASP.NET web projesi açabileceğimizi görebilirsiniz. Şöyle tıklayayım. Ben burada temamı değiştirdiğim için bu şekilde geliyor. Şurada Create New Project diyelim. Şurada zaten eklemişim ASP.NET Web Application diye ama siz bulamazsanız yine şuradaki C# Windows Web kısmından gidip ASP.NET Core değil, ASP.NET Core Web API değil. Şöyle biraz aşağı geldiğinizde ASP.NET Web Application.NET Framework'ü görüyorsunuz. Ben buraya yani daha önce açmış olduğum için eklemiş oldu. Şöyle sabitleyebilirim de buradan. İleri diyorum. Web Application 1 diye ismine dokunmuyorum. Yeri önemli değil. Sadece size göstermek için yapıyorum. Şuradan framework'lerim, benim kurmuş olduklarım görüyorsunuz. Burada var. En son versiyonu bunu seçiyorum. Create diyorum. Gördüğünüz gibi burada bize MVC kısmı geliyor. Yine web form olarak açmak isterseniz web form. Empty açmak isterseniz o şekilde. MVC şeklinde olsun. Create diyelim. Gördüğünüz gibi normal ASP.NET MVC 5 projesini bize bu şekilde oluşturmuş oluyor arkadaşlar. Daha önce yapmış olan arkadaşlar hani bu şekilde proje geliştirmek isteyen arkadaşlar bizim kurulumlarımızda bunu görememiştir. O yüzden yapamamış olabilir. Temayı da değiştirdiğim için değişik gelebilir size. Yine Microsoft'un sitesinden indirmiştim. Şuradan Get More Themes dediğimizde onu da göstereyim size hatta.
Şurada geldi. Şunu yüklemiştim muhtemelen. Visual Studio tema olarak. Evet, aynen bunu yüklemiştim. Bu yüzden tema değişik geliyor. Şuradan hızlıca değiştirebilirsiniz siz de. Orijinal Visual Studio rengine almış oldum arkadaşlar. Bu şekilde ASP.NET MVC projesi açmayı siz de yapabilirsiniz. Dediğim gibi ayarlar kısmından uygulamalar, oradan uygulamalar ve özellikler. Sonrasında Visual Studio Installer'ı buluyoruz ve şuradan değiştir diyoruz. Bize Installer'ı çalıştırıyor. Karşımıza getirdiği ekranda değiştir diyoruz. Değiştir ekranında bağımsız bileşenlere gidiyoruz. Gerekli Visual Studio versiyonlarını seçip şuradan daha net görebilirsiniz şu şekilde. Benim seçmiş olduklarımı siz de seçip yükledikten sonra az önce yaptığımız gibi MVC projesi oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere.